Şener abi, eğer yorgun değilseniz bir şey soracağım abi. Buyurun. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Azimuşşan'da bir ayet var. Ve iz gâle rabbuke lil melâketi inni câilun fil ardı halifeti. Kâlu eteca'lu fîhâ men yufsidu fîhâ ve yesbikü dimâ ve nahnu nusabbihu bihamdike ve nukaddisu lek. Kâle inni âlemu mâ lâ te'lemu. Allah Azze ve Celle ben yeryüzüne bir halife yaratacağını buyuruyor. Melekler de ya Rabbi kan döken, fesatlık çıkaran birisini mi, insanlara mı yaratacaksın diye bir soru soruyorlar Cenab-ı Hakk'a. Şimdi Allah Azze ve Celle meleklere bunu Evet. bildirmeden, melekler nereden bildirir abi bunu? Melekler levh-i mahfuza baktılar. Adem oğlunun isat ve kabiliyetini levh-i mahfuzdan okudular. Ama Cenab-ı Hak, sizin bilmediğinizi bilirim. Oradaki sır ne? İnsanın cevheri büyüktür. İnsanın cevheri büyüktür. Mecrasını bulursa İman ve ameli salih ile alayilliğine çıkar. Küfür ve dalaletle eseri safine iner. İnsanın cevheri büyük. Bakın öyle bir cevheri büyük ki bakın Peygamberimiz Cebrail'i geçti. İşte Sıddat-ı Muntaha, işte Kabı Kavseyn, işte Miraç. Ama düştü mü şeytandan daha dehşetti. Şimdi burada şöyle yani varlık alemini bir metre gibi düşünün. Metre bir ucu mutlak hayır. Mutlak hayrı melekler temsil ediyor. Öbür ucu mutlak şer. Onu da şeytan ordusu temsil etmiş oluyor. İnsanın fıtratı ikisinin ortasında. Hayra da gider, şerre de dökülebilir. İmanla, teklifle, marifet ve ibadet de öyle yükseliyor ki melekleri geçiyor. Ama küfür ve ihanet de öyle düşüyor. Şeytana ters papuç da giydirebiliyor. Buradan dersin anlayacağımız mana insanın cevheri büyük. Bu cevheri açan, inbisat ettiren, bekaya liyakat kesbettiren vasıf ve sıfat insandaki imandır, amel-i salihtir, istikamet ciddiyeti, takva ve marifette külleş kesbetmektir. Cenab-ı Hak bu manada istatlarımızı aslında inkişaf ettirsin. Amin. Allah razı olsun. Abi Hulusi abinin o ifadesini tamamını okuyabilir miyim abi? Kısa bir yer. Oku bakalım. Sevgili üstadım, evvelce arz ettiğim veç ile ben artık bir tek şey için yaşadığımı zannediyorum. O da üstadım olan Dellal-ı Kur'an'ın vazife-i memuriye-i maneviyesini ifada kendilerine pek cüz'i bir yardım ve Kur'an hesabına cüz'i bir hizmetkarlıktan ibarettir. Maşallah.